Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır. Eyüp Yıldız'la Spor Forum başlıyor. Radyo Spor'dan herkese merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Spor Forum'a hoş geldiniz. Şimdi beraber gündemi konuşacağız saat 1.30'a kadar. Karşılıklı bir şekilde gündemi değerlendireceğiz. 0212 363 04 34 bu numaradan yayına bağlanabileceksiniz. Belirli aralıklarla sevgili Mehmet sizleri telefon hattımızı açtığımız için yayına alacak. Tekrar ediyorum, 0212 363 04 34 numaramız bu. Dün futbolda Ziraat Türkiye Kupası'nda çok önemli bir karşılaşma vardı. Fenerbahçe, Başakşehir Fenerbahçe mücadelesi 2-2 eşitlikle sonuçlandı. 2-0 başladı mücadele. Başakşehir bir anda 2-0 öne geçti ama sonrasında Fenerbahçe oyunu dengeye getirmeyi başardı ve avantaj elde etti. Bu mücadele hakkındaki görüşlerinizi, düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz. Basketbolda çok güzel günlerden geçiyoruz. Fenerbahçe 2 gün önce Euroleague'de Final Four yapmayı başardı. Onun ardından dün 2 tane önemli, değerli karşılaşma vardı. Bir tanesinde yüzümüz güldü. Anadolu Efes Olympiakos'u mağlup ederek seriyi 2-1'e getirdi. Artık bir adım kaldı Euroleague'de Final Four'a ikinci takımımızı sokmak için, ki dün ben Abdi İpekçi spor salonunda olan bütün basketbol severleri 12.500 kişiyi tek tek tebrik ediyorum. Onlar da Anadolu Efes'e Olympiakos karşısında muazzam bir destek verdiler. Galibiyette pay sahibi oldular. Onları da yine tebrik ediyorum. Maalesef 3. maçta dünün ikinci karşılaşması Darüşşafaka Doğuş kendi evinde Real Madrid'e kaybederek avantajını da kaybetti. Son maçı, yani cuma günü oynanacak maçı kazansa bile seri 2-2'ye gelecek. Tekrardan Real Madrid'in sahasına taşınacak. Bu sebeple açıkçası birazcık buruk olduk ama hala şansımız o seride de var. Telefon attığımız açık dedik. 0212 363 04 34 bu numaradan yayına bağlanabilirsiniz. Ve hattımızda bir dinleyicimiz var. Hoş geldiniz. İyi günler, ben Sebahattin Güven, Eyüp Bey. Sebahattin Bey, nereden arıyorsunuz? Ben Zorlu Center'dan arıyorum da efendim. Buyurun efendim, sizi dinliyorum. Kolay gelsin. Öncelikle ben bir şey merak ettim Eyüp Bey. Bakıyorum gece radyodasınız, gündüz radyodasınız. Eve gidiyor musunuz bu arada? Hiç uyuyor musunuz? 2 gündür yokum ama radyoda. Ha, 2 gündür demek ki ben takip etmedim, o yüzden farkındayım. Dün tabii, bugün öğlen ve akşam program yapacağım için dün akşam program yapmadım sıkılmayın diye. İki gündür yokum yani. Yok, memnun oluyorum. Tersine yani, inanın Türkiye'de hep böyle, biliyorsunuz, birilerinin hoşuna gitsin diye program yapıyorlar ama siz öyle değil. Yani böyle doğal yapıyorsunuz. O yüzden seviyorum yani. Doğan Bey'le siz böyle, bir de Sami Bey miydi? Salim. Salim abi. Çok güzel program oluyor yani. İnanın milletin hani size karşı kötü bir şey söylerse onların terbiyesizliğidir. Peki. İnanın çok güzel doğaçlama bir program oluyor. Teşekkür ederiz. Peki hangi takım taraftarsınız? Ben Beşiktaş'tayım abi. Ben mutlusunuz. Mutluluktan değil. Ben her zaman şunu bilen bir insanım. Sonuçta bir şampiyon çıkacak yani. Bugün biz oluruz, yarın diğerleri olur. Yani insanlar aslında, mesela ben Galatasaray'ın şampiyonluğunda çıkıp tur atan bir insanım. Fener'in şampiyonluğunda çıkar tur atarım. Hiç öyle bir kocuntum yok yani. Sonuçta hepsi bizim ülkemizin takımı yani. Arkadaşlarım, çünkü şu an arkadaşlarınızı atamazsınız yani. Fenerlisi de var, Galatasaraylısı da var. Yani o yüzden ben olaya hep şeye bakarım yani. Tabii ki kendi takımımın şampiyonluğunda daha çok tur atıyorum ama onların şampiyonluğunda da yanlarında. Centilmen mi Beşiktaşlısınız? Öyle efendim. Yani kavga ile dövüşle kimsenin, biliyorsunuzdur eskiden böyle Habil'le Kabil miydi? Kardeş vardı biliyorsunuz. Birbirini öldürüyor, ölümü o zaman anlaşıyor. Yani illa birbirini öldürmek mi gerekiyor insanlar? Kavga mı etmesi gerekiyor? Peki, inşallah sizin gibi taraftar sayısı artar. Çok teşekkürler, çok sağ olun. Sağ olun, kolay gelsin, iyi çalışmalar. Evet, Instagram'dan da Eyüp Yıldız.net Instagram adresi. O anda canlı yayını başlattım. Yine takip ederseniz, yolda eğer beni merak ediyorsanız, daha önce görmediyseniz, özellikle yeşil gözlerimden bahsederim. Yeşil gözlerimin gerçek olup olmadığını merak ediyorsanız Instagram'dan da yayını takip edebilirsiniz. Eyüp Yıldız.net Instagram adresim. Oradan da canlı yayına geçtik. Basketbolda güzel günler geçiriyoruz. Eminim bazı dinleyicilerimiz de yayını düşürdüğünde basketboldaki o başarıyla ilgili düşüncelerini paylaşacaklar. Diğer taraftan
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gündemine de bakalım. Beşiktaş'ı unutmayacağız tabii. Beşiktaş, Trabzonspor, bütün takımlarımız, ama neden Galatasaray dedim? Galatasaray'da çünkü birazcık gerilim var. Başarısızlık her alana sirayet etmiş durumda. Kadın voleybol takımı hariç onlar finale çıktılar. Fenerbahçe ile oynayacaklar. Kadın basketbolu da diyelim. Yine Fenerbahçe ile eşleşti Galatasaray kadın basketbol takımı. Ama diğer branşlarda muazzam bir başarısızlık var. Ve bir, ekonomik anlamda da çöküş söz konusu. İki gündür de ben sosyal medyada Dursun Özbey'e muhalefet yapan kongre üyelerinin disiplin kuruluna sevk edildiğini görüyorum. Bununla ilgili haberler var. Bu da çok büyük bir infial yaratmış durumda. Galatasaray'da böyle davranışların olmaması gerektiği yönünde çok kıdemli Galatasaray kongre üyeleri görüş bildiriyorlar. Bunun detaylarını da tabii bilemiyorum ama ben de çok rahatsız oldum. Ne olursa olsun Galatasaray'da tabii demokrasi her zaman belirli seviyenin veya ülke normlarının üzerinde işlemiş bir kurumdu Galatasaray'da, kulüp içi de demokrasi. Dursun Özbey'in buna zarar verdiğini, eğer böyle bir hamle yaptıysa, kendisine muhalefet edenleri disiplin kuruluna veriyorsa, Galatasaray'da demokrasiye zarar verdiğini eklemek istiyorum ve bu işten Dursun Özbek, Dursun Başkan zararlı çıkacaktır, onu da söyleyeyim. Bakalım, çok ciddi bir şekilde Galatasaray kongre üyeleri arasında bu konuda bir direnç ve protesto var, onu da belirtelim. Hattımızda yine bir dinleyicimiz var, hoş geldiniz. Merhaba, ismim Atilla. Atilla Bey, hangi takımı tutuyorsunuz? Galatasaray. Buyurun efendim. Tam Galatasaray'ın üzerine geldik. Şimdi Eyüp Bey, size soracağım. Diyelim ki siz İstanbul'un belediye başkanısınız. Yani sizin kardeşiniz de çok iyi bir, ünlü bir müteahhit. Yani bir ihale var. Siz onu biliyorsunuz, Türkiye'nin en iyisi sizin kardeşiniz. Verir misiniz ihaleyi kardeşinize? Yani vermem gerekse bile vermem. Hak etse bile vermem. Çünkü sonrasında çıkacak dedikodular beni üzer, rahatsız eder. O yüzden mümkün olduğunca kardeşim layıkıyla yapacak olsa bile vermem o görevi kardeşime. Eyüp Bey, şimdi bahsettiğiniz konuyla ilgili, yani başka Galatasaray ile ilgili başka bir şeye girmeye gerek yok. Yani orada yüzlerce Galatasaray'ın içerisinde bu işi yapacak insan varken, Cüneyt Tanman gibi bir adamı harcayarak gelip kardeşinize, belki kardeşiniz Cüneyt Tanman'ın daha iyi. Bugün daha bakın iyi. Ben de Esport'ta Sabah Spor'u Ekstra'yı, yani Barış Ertül'ü izliyordum. Barış Ertül de bu konuya değindi. Ne olursa olsun. Evet. Oradaki yapılanma gerçekten çok rahatsız edici. Hatta bununla ilgili Erman Toroğlu ve Mehmet Demirkol'un da olumsuz yorumları oldu. İki kardeş Galatasaray'ı mahvettiler şeklinde bir takım cümleler sarf ettiler. Ben de katılıyorum. Yani Galatasaray kurumsal olması gereken, bu kurumsallık noktasında diğer kulüplere örnek olması gereken bir noktada. Ama bakıyorsunuz abi kardeş Galatasaray'ı yönetmeye çalışıyorlar. İyi işler olsa, Galatasaray başarılı olsa hadi yine idare edilir, ses kesilir. Fakat iyi bir sonuç da yok. Aynen öyle, orası öyle. Yani iyi olsa bile Eyüp Bey, yani etik olarak yanlış. Yani siz başkansınız, en yetkili kuruma kardeşinizi getiriyorsunuz. Yani bu etik olarak bir kere doğru değil. İkincisi bir de dünkü şeyle, ben bugün sabah bir şey okudum. Felipe Melo ile ilgili. Yumruk attı, ben de az önce izledim. İzlediniz mi siz? Evet. Ben izleyemedim ama ben okudum sadece. Yani ben iyi ki bir Galatasaray olarak bu Felipe Melo'yu çok seviyorduk zamanında ama yani hepimiz yeri geldiği zaman işte Atatürk'üyüz, Mustafa Kemal'in kurduğu cumhuriyetin insanlarıyız, cumhuriyet çocuklarıyız diyoruz. Ama Mustafa Kemal ne dedi? Ben sporcunun zeki, çevik, aynı zamanda ahlaklısını severim dedi. Yani her şeyi örnek alıyoruz. Mesela dünkü maça geleceğim. O Mahmut'un burnunun kırıldığı pozisyona. Hı hı. Yani ben eminim onu akşam cep telefonumda belki 20 defa seyrettim. Van Persie istese elini çekebilirdi. Hatta öbür tarafına gelen elini isteyerek mi istemeyerek mi yumruk şeklinde yapıyor böyle. Yani geriye çekiyorum, yine alıyorum.
elini açık elini iyi netli değil diyorsunuz ki aslında biraz bunun donelerini Beşiktaş'ta oynanan Türkiye Kupası mücadelesinde de vermişti. Peki çok teşekkür ederiz. Çok fazla telefon var, mesaj var. Onlara da yer vermek istiyorum. Çok sağ olun. Evet, Instagram'dan yayına mesajlar da geliyor. Ali Yunaklı yine bir mesaj göndermiş. Selamlar Fransa'dan demiş. Coşkun Karizma diye bir mesaj göndermiş. Sevgili Eda Yavuz, o da Diyarbakır'da amatör maçlarda hakemlik yapıyor. Hem üniversite öğrencisi değerli Radyospor dinleyenleri Eda Yavuz, hem de aynı zamanda amatör maçlarda hakemlik yapıyor. Çok başarılı bir kız kardeşimiz. Bakalım önü açık olur. İnşallah sporun içerisinde de kalmaya devam eder. Diğer kadınlarımıza da örnek olur. Eda'ya da selamlarımı iletiyorum buradan. Gündemi konuşmaya başladık. Tabii Galatasaray'da iç açıcı gelişmeler yok. Fenerbahçe'de en azından elle tutulur bazı branşlar var. Yani şimdi Fenerbahçe bir kere şunu net söyleyelim. İyi futbol oynamıyor. Türkiye Kupası'nda şampiyon da olsa bu Fenerbahçelileri çok fazla kesmeyecek. Fenerbahçelileri mutlu etmeyecek. Fenerbahçe taraftarı Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'nin oynamasını istiyor. Türkiye Ligi'nde şampiyon olmasını istiyor. Daha iyi yönetilmesini istiyor. Yani basketbolda, özellikle erkek basketbolundaki ortaya konulan mücadele, başarıyı futbolda da görmek istiyor. Bu noktada Fenerbahçe yok. Bu nedenle Türkiye Kupası'nı alsa bile Fenerbahçe taraftarlarını bu kesmeyecek. Çok net bir şekilde bunu söyleyebiliriz. Onların beklentisi de büyük. Yönetimsel anlamda da artık Aziz Yıldırım'a karşı 2-3 yıldır artan bir kitle var. Yani eskiden Fenerbahçe taraftarının %80'i Aziz Yıldırım'ı destekliyorken şu an %20'si destekliyor. Hatta %15'i destekliyor bana kalırsa. İş tersine de dönmüş durumda. Gelecek sezonla ilgili futbol takımından bahsediyorum tabii. Diğer branşlarda problem yok gibi gözüküyor. Ama futbol takımında çok fazla, çok büyük beklenti içerisinde değil Fenerbahçeliler. Ve Fenerbahçe taraftar ortalaması olarak, futboldan bahsediyorum yine tabii ki, basketbolda bu iş tersi. Taraftar sayısı olarak da dip yapmış durumda. Yani düşünün, bir mağazanız var, cironuz düşmüş. 2 yıl önce atıyorum günde 1 milyon lira ciro yapıyorken şimdi 10 lira ciro yapıyorsunuz ama bundan dolayı da hiçbir rahatsızlığınız yok. Hiçbir öz eleştiri vermiyorsunuz. Fenerbahçe'de taraftar olarak dip yapmış durumda Galatasaray'la beraber. Orada da işler çok çok iyi değil. Hattımızda yine bir dinleyicimiz var. Hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Hayırlı çalışmalar diliyorum. Ben de İzmir'den arıyorum. Radyomuzu çok yakından takip ediyorum ama çok zorlanıyoruz radyomuza bağlanmakta. Bu da doğal olarak büyük bilgi radyom, var. Yani çok ilgi olduğu için sabah 7'de kalkıyorum. Akşam işim gereği 9-10'a kadar da çalışmak zorundayım. Ben bir ufak bir noktaya değineceğim. Hı hı. Bütün değerli arkadaşlarım, bağlanan değerli yorumcuların, değerli kardeşlerimizin, hanımefendilerin fikirlerine, düşüncelerine saygı göstererek, herkesin eleştirirken kişiler üzerinden değil, toplum üzerinden değil, o kurumun yapısından eleştirelim. İnsanlar biraz daha eleştirinin dozunu kaçırmasınlar. Bir, ikincisi, ben aslen İzmir'de oturuyorum ama aslen Kars'tayım. Değerli bir kardeşim buraya gelmişti Kars'tan. Şunu arz etti. Ya Nur abi dedi, biraz yaşlan, biraz büyüküm ben kendisiyle. Ya bu radyo çok güzel dedi. Biz Kars'ta izleyemiyoruz böyle bir şey. Vallahi dedim, işte bayağı 30-35 ilde, ilçede gibi bir yayını keşke son zamanlarda bütün Türkiye'de olabilsek. Bütün Türkiye'de. Çok merak, çok da keyifle dinledi. Bir hafta 10 gün beraberdik. Çok da değerli bir dostum. Değerli bir kardeşim, orada eğitim adına ben şey düşündüm, dedim ki valla büyük ihtimalle bir çalışma yapılıyordur. Tabii biz bilmiyoruz durumun ne olduğunu ama umarım dedim yakında dedim bizim bu radyomuz, ben bizim dediğim için de yanlış anlaşılmasın lütfen. Çok sevdiğim için. Sizin dedim. Radyonuz. Evet. Doğruya doğru. Ve biz bu radyo sayesinde toplumun her kesiminden, güzel şeyler dinleyerek bir eğitim adına biz de bir şeyler öğrendiğimizi, kendi adıma en azından yaşımızın geçmiş dahi olsa bir şeyler öğrendiğimizi hissediyorum. Onun için bu değerli kardeşimle acaba ne zaman diye
Kars'a böyle bir şey düşünülüyor mu diye sorduğunda ben de verebileceğim en güzel makulü kendi cevabım olarak böyle bir şey söyledim. Umarım yakında oraya da bir çalışma olur. Peki. Oradaki bizi izleyen kardeşlerimiz de aslında ben bunu sabah programımızda da söylenmek istedim. Fakat bir türlü ulaşamıyorum. Sizler de bizim peki, ben programımızı yapan. Teşekkür ediyorum. Hoşça kal. Eleştirilerimiz daha tatlı olursa dinleyici kardeşlerimiz, anlatan kardeşlerimiz biraz daha insaflı olurum. Yani yöneticiler bizden daha iyi düşünüyorlar diye düşünüyorum. Peki sağ olun, reklama gitmemiz lazım. Görüşmek çok üzere. Teşekkürler. Görüşmek. Evet, reklam sonrası ben de birkaç bir şey söyleyeceğim bu konu üzerine. Evet efendim, tekrardan karşınızdayım. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Telefon hattımız açık, 0212 363 04 34. Bu numaradan yayına bağlanabiliyorsunuz. Instagram'da Radyo Spor'la ilgili son paylaşımın altına mesajlarınız varsa mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Eyüp Yıldız Net. Ve diğer taraftan da yine Twitter'da ki mesajlarınız geliyor. Eyüp Yıldız çift Z ile Twitter adresini takip alırsanız oradan da mesajlarınızı bekliyorum. Her şeyi kullanıyoruz. Her alanı kullanıyoruz. Radyospor.com'a gelen mesajlarınız da var. Hepsini elimden geldiğince saat 1.30'a kadar cevaplandırmaya çalışacağım. Bütün şehirlerde frekansımız neden yok? Bununla ilgili ben de düşüncelerimi söyleyeyim. Aslında biz her yerde olmak istiyoruz. Fakat bu çok kolay bir iş değil. Her yerde frekans bulmak, orada yayın yapabilmek vesaire çok mümkün değil. Kısa bir süre önce biliyorsunuz birçok ilde aktif hale geldik. Tekrardan Ankara'ya kavuştuk. Bundan dolayı mutluyuz. Bizim yöneticilerimizin Radyo Spor başta Barış Ertül olmak üzere yöneticilerimizin, söz sahibi olan insanların zaten bütün şehirlerde olmak gibi bir hedefi var. Böyle bir misyonumuz var. Dönem dönem böyle fırsatlar elimize geçerse, örneğin Kars demişti dinleyicimiz, tabii ki de Kars'ta da olmak isteriz. Orada da frekansımız olursa bu bizi mutlu eder. Ne kadar çok insana ulaşırsak o kadar güzel olur. Yılmaz Yüzalan hatayı fark etmiş. Sabah sporu diye anons yapıldı diye. Evet, yanlışlık olabiliyor. Hepimiz hatalar yapabiliyoruz. Fatih Kundoğdu abi, Salim Manav Muğla Belediyesi'nden ödül almış. Gizli saklı verilen bu ödüle ne dersin? Bence yani bu kısmını okumayayım. Muğla Belediyesi Salim'e, Radyo Spor'a ve Özgür Sancar'a hediye verdi. Salim'e en iyi çıkış yapan radyocu ödülü geldi. Ben de az önce biraz kızdım kendisine ama açıkçası Salim'in çıkış yapan radyocular arasında olduğunu düşünüyorum. Yapmış olduğu bağlantılar, çıkartmış olduğu haberler muazzam. Gerçekten iyi gidiyor Salim Manav. Özgür zaten bir fenomen. Radyo Spor zaten Türkiye'nin en çok dinlenen spor radyosu. Ödüller doğru yere geldi. Muğla Belediyesi'ne çok teşekkür ediyoruz. Hattımızda dinleyicimiz mi vardı sevgili Mehmet? Hemen alalım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İstanbul'dan Necati Eren ben. Eyüp Bey merhabalar, nasılsınız? Teşekkürler Necati Bey. Hangi takımı tutuyorsunuz? Ben Fenerbahçeliyim. Fenerbahçe hakkında konuşmak istiyorum. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Yayınlarınızı büyük bir beğeniyle dinliyorum. İlk defa size bağlanma fırsatını buldum. Görüşlerimi bildirmek için. Tamam, ben de can kulağıyla dinliyorum sizi. Tamam. Ben Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'a karşı olanlardan değilim. Tamam. Aziz Yıldırım'a değer verenlerdenim. Niye değer verdiğimi de açıklayayım. 3 Temmuz sürecinde Fenerbahçe'ye yapılan operasyonlarda dik durmasıyla ilgili. Mesela o şike olayı yoktur dedi. Memleket elden gidiyor dedi. Az kalsın memleket elden gidiyordu. İnsan bunu çabuk unutuyorlar. Aziz Yıldırım başkanlığı süresince iki defa başarısızlığımız var. Bir Aragones dönemi, bir bu dönem. Haklı mıyım? Daha fazla olması lazım. Ya bir lazım. Olmuşuz ya iki olmuşuz. Daha başka fazla yok. Olması lazım. Yok yok, ya bir ya iki. Bir Aragones dönemi, bir bu dönem. Bu sene. Peki devam edelim. Devam ediyoruz. Yani sporun her branşında varız.
Onu ben de söylüyorum zaten. Fenerbahçe'nin Final Four'a kalmasından sonra bir yazı yazdım ajanspor.com'da. Fenerbahçe'nin başarısının ikinci sırasında amatör branşlarda, yani futbol dışı branşlarda ikinci sırada Aziz Yıldırım'ı yazdım. Çünkü Fikret Orman, daha öncesinde Galatasaray'da Ünal Aysal, Dursun Özbek, işte bütün Beşiktaş, Galatasaray başkanlarını bir göz önüne getirelim. Hepsinden daha fazla değer verdi. Evet. Masa tenisinde Avrupa şampiyonluklarımız var, Şampiyonlar Ligi şampiyonluğumuz var. Bayanlarda senelerdir Final Four'a gidiyoruz, bir türlü o kupayı alamadık. Yani ben Aziz Yıldırım'ı başarılı buluyorum. Eğer Şike sürecinde Fenerbahçe'ye operasyon yapılmamış olsaydı Fenerbahçe Niyangları, Luganoları satmak mecburiyetinde kaldı. Bunu da unutuyor insanlar. Fenerbahçe ardarda belki 4 sene 5 sene şampiyon olabilecek potansiyeldeydi o sene. Ama kim bozdu bunları mesela? Fenerbahçe şimdi bakın, Ersun Yanal'la Fenerbahçe şampiyon oldu. Doğru muyum? Evet. Doğru. Tutsa takımda Ersun Yanal'ı devam etse, orada ego yapmasa bence ikinci şampiyonluğu da gelecekti arka arkaya. Egodan ziyade başka olaylar var. Topuk yaylasıyla ilgili söylentiler var biliyorsunuz gazetelerde de. Ya çıktı. Kimsenin yani, özel hayatı kimseyi ilgilendirmez. Net. Ama yani topuk yaylası gibi bir futbol takımının kamp yaptığı yere bir bayanın gitmesi bir hoş bir durum diye değil diye düşünüyorum. Siz nasıl düşünürsünüz bilmiyorum. Vallahi yani öyle bir şey olduğu zaman o an tepki verilir. Sonrasında ben itibarsızlaştırmak için birazcık Ersun Yanal'a yapıldığını düşünüyorum bunu. Şimdi bakın, Aziz Yıldırım'ı tabii ki de komple başarısız ilan etmek bence doğru olmaz. Ben ilan edemiyorum. Yani komple Aziz Yıldırım'ı başarısız ilan edemem. Kimse başarısız diyemez. Ama komple her şeyle de başarılı değil. En çok Galatasaray şampiyonluğu gören başkan kim? Aziz Yıldırım. Peki elinin ucundan kaçırdığı şampiyonluklar var. Doğru mu? Artı bu sezon. Bana göre çalınan şampiyonluk. Bu sizin görüşünüz. Niye çalınsın ki? Çalınan şampiyonluk. Mesela Denizli'de 16 dakika maç uzar mı? Horozlar sahaya girer mi? Peki. Bununla ilgili aslında çok farklı tartışmalar var. Ben de bir şeyler söylerim. Sonra diğer dinleyicilerimiz, Galatasaraylılar, işte Beşiktaşlılar sohbete katılırlar. Evet. Program birazcık amacından uzaklaşır. O yüzden bu konuda sizin görüşlerinizi alalım. Teşekkür ederim. Ben Aziz Yıldırım'ı başarılı buluyorum. Bu seneki başarısızlıkta sadece Aziz Yıldırım'ın suçu olmadığını düşünüyorum. Taraftarın da suçunun olduğunu düşünüyorum. Çünkü Fenerbahçe Kadıköy'de full tribünler önünde kolay kolay maç kaybetmeyecek bir kulüptür. Bunu da hatırlatmak istiyorum. Peki. Çok teşekkür ederim. Hoşça kalın. İyi yayınlar dilerim. Evet, reklam sonrasında kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet, sizlerden gelen mesajlar var. Bu arada çok fazla Eyüp Yıldız Teogo gitti şeklinde bana mesajlar geliyor. Selçuk Aytekin söylemiş bunu. 7-8 tane bu yönde mesaj var. Mesela Ali Şaşal demiş ki TEOG sınavından geldin galiba. Sabah Selçuk Aytekin TEOG sınavına gitti dedi. Doğru söyledi. TEOG sınavına gittim. Gideceğim de. Çünkü benim TEOG'a girecek kızım var Selçuk. İnşallah dinliyorsundur. Şu an Barış abi de inşallah yanındadır. Yolda gelirken Radyo Spor dinlediğinizi de biliyorum. Buradan hemen ben cevabı vereyim. Evet, TEOG'a gittim. TEOG'dan geldim. Çünkü benim TEOG sınavına girecek kızım var Selçuk Aytekin. Bilmiyorum anlatabiliyor muyum? Sen bazı yollara giderken ben o yollardan dönüyordum diye bu TEOG mevzusuna cevabımı vereyim. Diğer taraftan şimdi Aziz Yıldırım bakış nereden baktığımıza bağlı. Sizin bazı dinleyicilerimizin, bazı Fenerbahçelilerin bakış açısına göre başarılıdır. Bazılarına göre değildir. Bunların hepsine saygı duymak lazım. Bence totalde başarısız. Fenerbahçe çok çok daha iyi bir yerde olabilirdi. Stadını ilk yapan kulüp Fenerbahçe bunu değerlendiremedi. Galatasaray'la Beşiktaş'la arayı açamadı. Bugün Beşiktaş'ın gerisinde kaldı. Hatta hani büyük ihtimal Beşiktaş çok büyük bir hata yapmazsa ligi 3-4 sene domine edecekmiş gibi duruyor. Böyle bir görüntü var. Birçok eleştirilecek nokta var. Almış olduğu kararlarla ilgili, yapmış olduğu hatalarla ilgili Fenerbahçe'nin çok büyük kayıpları var. Ben böyle baktığımda amatör branşlarda, futbol dışı branşlarda hakkını teslim etmekle beraber ben Aziz Yıldırım'ı başarısız buluyorum. Tabii başarılı olmak önemli ama başarılı olmanın yanında doğru tarzda
bir yöneticilik profili, örnek bir yöneticilik profili de çizmek gerek. Orada da sıkıntı var mesela Aziz Yıldırım'da. Sürekli bağıran, sürekli eleştiren, tırnak içerisinde tehdit eden bir yönetim anlayışı içerisinde. Bunu da doğru bulmuyorum. Bu da mesela Fenerbahçe'yi, şimdi Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, bu üç takım asla birbirlerine sempatik olmadılar. Sempatik olmasına da gerek yok zaten. Orada koro kor bir rekabet var ama Fenerbahçe'yi Kayseri Spor, atıyorum Denizli, atıyorum Ankara Gücü. Yani Anadolu'da çeşitli takımlara karşı da bir dönem hatırlayalım antipatik noktaya geldi. Bunun da sebebi Aziz Yıldırım bana göre yapmış olduğu, o dönem yapmış olduğu sert söylemler, tırnak içerisinde nefret söylemidir. Bunları da unutmamak lazım. Bu da benim görüşlerim. Telefon attığımızda dinleyicimiz var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi abi. Kolay gelsin. Kimle görüşüyoruz? Ben Murat abi, İstanbul'dan. Bir şirkette şoförlük yapıyorum. Hangi takım taraftarısın? Ben Beşiktaş taraftarıyım İyi abi. Peki, seni dinliyoruz. Şimdi abi ilk başta şöyle başlayayım. Fenerbahçe'yi ve Anadolu Efes'i tebrik ediyorum. Euroleague'de. Abi kısa kısa 2-3 tane sorum olacak. Eğer onları cevaplandırırsan çok sevinirim. Birincisi, Beşiktaş basketbol takımının büyük bir ihtimal playoff'a kalacak bu sene diye düşünüyorum. Kim? Şansın Beşiktaş nasıl... Beşiktaş basket, evet, playoff'a kalacak, evet, diyor. Beşiktaş 3. bitirecek. Hatta ikinciliği kovalıyor. Yani playoff'u yani garantiledi tam... Beşiktaş. Evet, öyle tahmin ediyorum. Yani tam şimdi hani takip edemediğim için abi, onun için büyük bir ihtimalle belki şey olur diye. Sadece onun şansını sormak istiyorum abi. Nedir, ne değildir diye onu öğrenmek istiyorum. İkincisi, İyi Beşiktaş tarayayım abi. Bu UEFA kupasındaki durumumuzu biliyorsun. Çok dramatik bir şekilde kaybettik. Bu Abubakar sence Olympiakos maçında kafayı Beşiktaş'a mı attı abi? Bunu, senin yorumlarını çok merak ediyorum. Öğrenmek istiyorum. Şimdi tabii bu afaki bir tartışma olur ama Abubakar, evet, oynasaydı bence her şey çok farklı olurdu. Ben ona getirmeye çalıştım da abi, sadece kısa, hani çok fazla vakit almadan sadece öğrenmek kesinlikle istedim. Kesinlikle çok farklı olurdu. Bunu ben iki maçı da izledim. Ah dedim, evet, keşke ya, maç içerisinde bunu herkes fark etti, biliyor musunuz? Herkes bunu söyledi. Ah keşke. Kesinlikle abi. Çok Abubakar çok olsaydı. Yani bu Abubakar gerçekten hani çok iyi topçu, profesyonel, iyi bir forvet ama gerçekten o kafayı, hani Amine çok tabirle kafaya Beşiktaş'a attığını düşünüyorum ben. Çok, çünkü çok üzüldüm. Çok ihtiyacımız vardı ona. Belki de turu geçecektik yarı final için. İkincisi de abi, şimdi bu Tolgay Arslan'ı biliyorsun abi. Tolgay'ın bu son Adana Spor maçındaki performansını izledin mi bilmiyorum abi. Abubakar'a ilk golün pasını veren insandı. Bu Tolga'ya daha çok şans verilse, ki şans verilmezse Trabzonspor ilgileniyor. Ersun Yanal Tolga'yı istiyor. Ondan korkuyorum abi zaten. Ondan korkuyorum. Ajansspor.com'da da biz bunun haberini yaptık. Evet. Yani tabii bir maç veri değil. Şimdi onu söyleyelim. Fakat evet, ben de açıkçası son maçtaki kilidi çözen oyunculardan biriydi Tolgay. Çok beğendim, evet, performansını. Beşiktaş'ın, evet, zaten avantajı bu. Galatasaray ve Fenerbahçe'ye ile kıyasladığınızda bench'ten veya işte rotasyonlu kadrosunda da fark yaratabilecek isimlere sahip. Bu Galatasaray'da hiç yok. Kaldı ki Galatasaray'ın, evet, ilk 11'i bile, çok özür diliyorum. Yani bunu bir Galatasaraylı olarak söylüyorum. Evet, İlk 11'inde bile, sportif anlamda kullanıyorum, bu yanlış anlaşılmasın, faydasız, hı, çöp diyebileceğimiz oyuncular var. Evet, kesinlikle abi. Kesinlikle. Siz Beşiktaş'a bakıyorsunuz. Beşiktaş'ta yedek kulübesinde veya bir sürü maçı kaçırmış ama en kritik maçta girip fark yaratan oyuncu var Beşiktaş'ta. Evet, bir de abi yani şunu da söylemek istiyorum son soru olarak da. Şimdi Şenol Güneş'in bazı oyunculara takıldığını düşünüyor musun? Özellikle Tolgay, Aras Özbiliz, giden Kerim Fıray. Bunlar gerçekten, hani şu anda Kerim Fıray'ın son durumunu bilmiyorum ama İngiltere'de o da iyi işler yaptığını biliyorum. Öyle ben, duydum. Ben açıkçası bir oyuncuya takıldığını düşünüyordum. Onu da Beşiktaş taraftarı değiştirdi. Yani Fabri'yi oynatmıyordu, hatırlıyor musunuz? Daha çok Tolga'yı abi kalede tutuyordu. Hatalarına rağmen. Çok kısa olmuş. Çok kısaydı ama. Eyvah abi ya, çok kısa. Çok ama işte yaptı. Beşiktaş taraftarı Fabri diyerek Fabri'deki o takıntısını Şenol Güneş'in ortadan, evet, kaldırdı ve iyi bir şey oldu bu. Onun dışında ben Şenol Hoca'yı çok beğeniyorum. Beşiktaş'a oynattığı futbol ortada. Peki, çok teşekkürler. Evet. Ben çok teşekkür ederim. Eyvah. Vaktini aldım. Kolay gelsin. Hoşçakalın. Ama şu Beşiktaş'ın basketbol takımıyla ilgili de düşüncemi söyleyeyim. Üçüncü sırada. Şimdi şampiyonluğun en büyük favorisi Fenerbahçe.
Türkiye Ligi'nden bahsediyorum. Euroleague'de de bu böyle. Şu an iddia oranlarına baktım. Fenerbahçe CSKA'nın bile üzerinde. Çünkü Final Four yaptı Fenerbahçe. Sinan Erdem'de oynanacak maçlar. Biletlerin büyük bir kısmını Türk taraftarlar, o Türk taraftarlar içerisinde de Fenerbahçeliler aldılar. Böyle olunca kendi evinde CSKA ile oynayacak bir Fenerbahçe var ki Fenerbahçe CSKA'ya karşı da artık bir psikolojik üstünlüğü de eline aldı. Ben Fenerbahçe'nin Euroleague'de şampiyonluğa en yakın takım olduğunu düşünüyorum. Geçelim Türkiye Ligi'ne. Türkiye Ligi'nde de bu böyle. Sağ avantajı Fenerbahçe'de bütün eşleşmelerde. İkinci sırada Anadolu Efes var. Peki bunları bozabilecek takımlar kimler? Yani bir sürpriz olacaksa Fenerbahçe düştü, Anadolu Efes düştü performans olarak. Cezayı kim keser? Bence bunların en başında gelen takımlar Beşiktaş, Sonpa Japan ve Darüşşafaka Doğuş. Üçüncü sıraya da Galatasaray'ı koyarım. Ama birinci sırada Daçka ve Beşiktaş var. İkisini de birbirinden ayırt etmiyorum. Onu söyleyeyim. Reklamdı değil mi sevgili Mehmet? Reklama gidelim. Reklam sonrası kaldığımız yerden devam edeceğiz. Eyüp Yıldız'la Spor Forum devam ediyor. Devam ediyor. Evet efendim, tekrardan karşınızdayım. Bu arada fon müziğinde de değişikliğe gittim. Zaz'ı istemiyordunuz. Daha doğrusu ağırlıklı olarak Zaz'la ilgili eleştiriler vardı. Değiştirdik. Bahse Gireriz'in eski fon müziğini aldım. Umarım hoşunuza gitmiştir. 0212 363 04 34 bu numaradan yayına bağlanabiliyorsunuz. Numaramızı bir kez daha hatırlatalım. Daha 15 dakikamız var. 15 dakika boyunca kısa kısa sizleri sohbete dahil etmek istiyorum değerli Radyo Spor dinleyenleri. Bugünkü kuponumu sormuş bir dinleyicimiz. Basketbol kuponum şöyleydi. 960 Memphis San Antonio maç sonucu 1. NBA'de playofflarda devam ediyor ve Esport'tan izleyebiliyorsunuz, bunu bir hatırlatalım. 961 Milwaukee Toronto 195.5 üstü. 963 Banvit Monaco maç sonucu 1. Banvit'te FIBA Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçına çıkacak. İnşallah kazanıp finale adını yazdıracak. Ve 966 Canarias Venezia yine Şampiyonlar Ligi'nden bir maç. 143.5 üstü. Sistem 3-4 olarak bu kuponu sizlere öneriyorum. Yine hattımızda bir dinleyicimiz var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi günler Eyüp Bey. Ben Suat. Bir sene önce telefonumu kapatmıştınız. Ben mi kapatmıştım? Ben kapattım abi. Çünkü tatlı tatlı konuşup Fenerbahçelileri, başka takım taraftarlarını irite edecek, kızdıracak, provokatif bir ortama çekecek şekilde konuşuyorsun Suat abi. Şimdi hala o görüşte misiniz? Yok, şu an bir şey söylemedim. Ama o şekilde konuşursan tabii ki de insanları germemek için biz burada Radyo Spor olarak şunu çok benimsiyoruz. Gerilim, provokatif söylemler, küçük düşürücü söylemler, bunlara izin vermemeye çalışıyoruz. Çünkü burada insanlar dinleyip sonra statta, salonda birbirlerine giriyorlar. Böyle olsun istemiyoruz Suat abi. Doğru söylüyorsun. O söyledikleriniz de en başta benim ama bazen insan şeyden çıkıyor, affedersin. Peki abi, yok şu an tabii ki de yani sonsuz bir şey olamaz. Seni dinliyoruz, neler söyleyeceksin? Ben şunu söyleyeceğim. Akşamki Fenerbahçe Başakşehir maçını izledim. Bir arayan arkadaş da söyledi. Van Persie gerçekten de bir daha izlesinler. Benim aklıma da şu geldi. Mahmut Tekdemir de bu Rize'deki maçta olaylara karışmıştı galiba, değil mi? Hatırlamıyorum. Yok, karışmamıştı. Onun ismi hiçbir şekilde geçmiyor. 4 tane futbolcu var. Yalçın, Volkan Babacan, Emre Belezoğlu, Ufuk Ceylan. Ben de şöyle tepki kendime, ben de Karadenizliyim ya, dedim ki herhalde dedim Van Persie eğer Mahmut da olaya karıştıysa federasyonun yapamadığını ben mi yapayım diye. Gerçekten çok, 2 sefer izledim, 3 sefer izledim. Orada oğlumla beraber izliyorduk. Bakıyorduk yani, futbol meraklısıyız. Oğlum dedi ki bana, baba gerçekten dedi şu adam dedi forma numarasını da görmedim ama baba şeye dirsek attı dedi. O Başakşehirli futbolcuya. Ya, kasıt var mı yok mu, tam onu ben pozisyonu izledim, gördüm. Evet, ben izledim. Çok emin olamadım fakat bazı futbolcuların saha içerisinde çok iyi niyetli olduğunu düşünmüyorum. Bunlardan kesinlikle bir tanesi işte Felipe Melo'yu söylüyoruz. Kesinlikle. Mesela evet, kesinlikle. Felipe Melo böyle bir futbolcuydu. Bence daha onu o seviyede olmamakla beraber, yani Melo kadar üst seviyede çirkinlik yapmadığını da söyleyelim.
Ya haksızlık evet. da yapmayalım Van Persie'ye. Ama Van Persie de böyle abi, fırsatını bulduğu zaman hakemi kandırabilen veya rakibi tahrik edebilen bir futbolcu. Çok güzel kandırdı. Bir de şunu söyleyeceğim Eyüp kardeşim. Akşamki maçı televizyondan izlediyseniz bir yorumcu vardı Fenerli, bilmiyorum, spor yazarı, eski futbolculardan. İşte yayıncı kuruluşların en büyük hatası fanatik adamları. Mesela ben de fanatiyim. Benim gibi adamı yorumcu yapmayacaksın kardeşim. Mesela bu adamı koymuşlar bir tane Fenerbahçe'nin beraberlik golünde. Fenerbahçe tarafı ceza, yani santra çizgisinin 2-3 metre Fenerbahçe tarafında olan faul. Rakip takımın 2 metre içerisinden taşındı. Hakem iyi göremedi diyelim. Gol oldu. O yorumcu diyor ki ya 1 metre bir şeymiş diyor. Yahu şaşırdım kaldım. Ne 1 metresi kardeşim? Zaten Fener tarafında. Peki. 2 metre öbür tarafta şeyi. Peki neyse, Suat abi. Ben şunu söyleyeceğim. Son cümle Antalya olsun, çünkü yavaş yavaş programı da bitiriyoruz. Evet. Şeyi diyeceğim. Antalyaspor'la oynadık, Trabzonspor. Antalyaspor'un teknik direktörü Rıza Çalınbay'ı biz çok severiz. Ben zaten onun için aradım. Her Trabzon maçından sonra evet hakem hatası oldu mu oldu. Bütün takımları oluyor. Ben onda değilim. Her Trabzon maçından sonra bu Rıza Çalınbay hakemlerle uğraşıyor. Takımına baksın. Trabzonspor ben bu sene küme düşmeden kurtuldu diye şükrediyorum. Yukarılara ne kadar tırmanırsa kârdır. Rıza Çalınbay hocam, seni seviyoruz. Her Trabzon maçından sonra hakemlerle uğraşma, gerçekten antipati oluyorsun. Beni yanına peki bağladığın için teşekkür ederim. Estağfurullah. Hoşçakal abicim. Evet, yani insanlar tabii ki de istediklerini söyleyecekler. Özgürler. Hep Radyo Spor'un bu yanıyla gurur duydum. Bugüne kadar kimse şöyle konuş, böyle konuş demedi Radyo Spor'da. Bütün programcılarımız özgürler ama ne yapıyoruz? Kimseyi provoke etmemeye özen gösteriyoruz. Yalan, yanlış haberleri, bilgileri burada paylaşmak kesinlikle bizim bakış açımızda, yayın politikamızda yok. Aynı şey dinleyicilerimiz için de geçerli. Provokatif söylemlere izin vermiyoruz. Nefret söylemine izin vermiyoruz. Buna dikkat ettiğimiz sürece istediğimizi özgürce söyleyebiliriz. Yüksel Elvan, Eyüp Yıldız vurdu, gol oldu demiş. Teok'la ilgili olarak, evet. Teok'a gidiyorum. Gidebilirim yani. Sıkıntı yok. Kızımı götüreceğim çünkü. Darısı Selçuk Aytekin'in başına. Onun da bir gün benim gibi bir evladı olursa inşallah olur. O da elinden tutar. Büyüdüğünde tabii. Teok yaşına geldiğinde alır elinden tutar. Teok'a götürür. Hattımızda bir dinleyicimiz var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı günler Eyüp kardeşim. İstanbul'dan arıyorum ben seni. Cengiz adım. Hangi takım taraftarsın Cengiz? Fenerbahçe taraftarıyım. Tamam. Seni dinliyoruz. Ben izin olursa basketbolla ilgili konuşmak istiyorum. Tamam. Çok mutlusunuz basketbolda. Fenerbahçe 2-3 senedir bunu yapıyor. Hani ya Fenerbahçe taraftarıyım ama Anadolu Efes, Darüşşafaka imkan bulduğumuz vakitlerde hani muhakkak bunların maçlarına da gidiyorum. Hani nötr olarak basket maçlarını çok çok izliyorum. Çok çok seviyorum çünkü basketbolu ama dün akşam Darüşşafaka maçında bilmiyorum. Yani az çok sen de aynı konuda herhalde muzdariftindir. Yani hakemler çok uğraştılar Darüşşafaka'yla. Yani istemiyorlar. Üç Türk takımını istemiyorlar. Yani farkına vardın mı varmadın mı bilmiyorum ama hani yazık ya, gerçekten. Ya şunu söyleyebilirim. Ben Başakşehir-Fenerbahçe maçını değil de hep basketbol maçlarını tercih ettim. İşim gereği de zaten böyle yapmam gerekiyordu. Biliyorsunuz basketbol yorumcusuyum. Ve önce Efes'i seyrettikten sonra Daçka maçına geçtim. Hakemler ev sahibi avantajını bize vermediler. Normalde ev sahibi lehine düdükler arada çıkar, tamam mı? Yani takdir hakları her zaman böyle maçlarda ev sahibinden yana kullanır. Bunu yapmadılar fakat yenilginin bence tek nedeni bu değildi. Darüşşafaka Doğuş çok kötü başladı. Vanamaker'ı hiç devreye sokamadık. Vanamaker dediğimiz oyuncu Darüşşafaka'nın her şeyi, direksiyondaki ismi. O devreye giremeyince hakemlerin de tabii size de katılıyorum. Düdükleri tuzu biberi olmuştur bu işin ama Daçka çok iyi oynamadı maalesef. Maç 5 sayıya 6 sayıya düşmüşken adamlardan bariz yani 500 metreden uzaktan birisi onlardan çıktığını topun görüyor. Hakem onun önünde 3 tane hakem var orada. 2 tanesi bunu rahat rahat görüyorsa, Real'e veriyorsa ya biz bundan şu anda 3 tane Türk takımının olmasını istemiyorlar. Allah'ın izniyle yarın Efes de bunu yani başaracak. Yani 2 olacağız ama yani Daşkadın alsaydı bunu 3. maçta zaten arenada bırakmayacaktı ki bu işi. Ya ben onun biletini bile almıştım, artık sıkıntı geldi bana dün. İnan bana artık yani üzüldüm. Yani Fenerbahçeliyim ama bu kadar Daşkadın üzüleceğini tahmin etmezdim. Ama işte çünkü böyle adamlar olmamız lazım yani.
hazır şöyle bir sezon yakalamışken 3 takımla katılmayı istemeliyiz. Ya bu bir rüyaydı. Emin ol hani bir rüyaydı. Bu 8'i başlarken, 8'i finaller başlarken 3 takımın birden Final Four'a kalacak dediğimizde, yani Radyo Spor'dan da takip ettiğim kadarıyla %60 Fenerbahçe, %70 Fenerbahçe belki kalır. Efes %10, %20 Daçka'ya kimse şans vermiyordu. Peki. Şu anda direkten döndüler. Peki, çok teşekkürler güzel yorumlarınız için. Hoşçakalın. Kısa bir ara, aranın sonrasında artık toparlayacağız. Evet, son 7 dakikamız sevgili Radyo Spor dinleyenleri, artık yavaş yavaş bitireceğiz. Bu arada Orkun abi, Orkun Yazgan yarın da yok. Yarın da yine 12.30-1.30 arası yayında ben olacağım. Bu hatırlatmayı yapayım. Aynı zamanda yarın asist günü, basketbol konuşacağız yine sevgili Selçuk Aytekin'le. Diğer taraftan bugün bir açıklama, Ajans Spor'da da biz girdik tabii bu açıklamaya. Ergün Ataman'ın bazı söylemleri var. Obradovic ve Fenerbahçe'yi kıskanıyorum demiş. Ben haberi de okudum. Fenerbahçe ile ilgili her yıl Euroleague'de olması tabii, A lisansı burada Ülker'den gelen bir A lisansı var. Fenerbahçe için büyük bir şans oldu. Galatasaray ve Beşiktaş'ın da şanssızlığıdır bu. Bunu hep söylerim. Artı Euroleague'de başarılı olması, artı kendi salonunu yapması vesaire, bunları kastederek Fenerbahçe'yi kıskandığını söyledi. Yetmedi, Obradovic'i de kıskandığını söyledi. Ki bu işin Obradovic kısmında ben Ergin Ataman'ın kıskanmasını, daha doğrusu kıskanması normal ama işini iyi yapsaydı, kendisine Galatasaray tarihinin en büyük bütçeli kadrosu verildi. Kaldı ki inanılmaz da bir taraftar desteği var Galatasaray'ın. İddiasını kaybetmeseydi her maçını 14-15 bin kişi oynayıp taraftarla beraber rakibin üzerine çökerek maçları kazanma durumu vardı. Euro Cup'taki şampiyonluk bu şekilde gelmişti. Bunu yapabilirdi ama Ergin Ataman maçlara konsantre olmadı. Doğru oyuncu tercihlerinde bulunmadı. İstediği kadroyu, güzel takım kimyasını yaratamadı. Böyle olunca da ne oldu? Ortaya çıkan konu nedir arkadaşlar? Obradovic'i kıskanmak. İşini iyi yapsaydı Obradovic'i kıskanmasına gerek kalmazdı. Evet, Selçuk Aytekin de Teo kıyafetleriyle geldi sevgili dinleyenlerimiz. Şimdi hattımızda bir dinleyicimiz var. Ondan sonra da artık programı bitireceğiz. Hoş geldiniz. Merhaba, kolay gelsin. İyi yayınlar. Kimle görüşüyoruz? Ergün ben. Ergün Bey, neler söyleyeceksiniz? Ne söyleyeyim, ben Beşiktaş taraftarıyım. Mutlusunuz. Mutlu değilim aslında. Neden? Neden değilim? Bir heyecan yok. Her sene bir heyecan yaşıyorduk şampiyonluk son ana kadar. Bir şey de vardı işte, UEFA Kupası'nda heyecan vardı. O da elenince bitti. Yani şu an mesela Fenerbahçe veya Galatasaray'ın bir puan gerinizde veya bir puan önünüzde olmasını falan mı isterdiniz? Evet, aynen öyle. Peki. Yanlış mıyım? Ya aslında rekabet varsa her şey güzeldir bence. Yani şimdi şampiyon olmak istiyorsunuz değil mi Beşiktaşlı olarak? Ya tabii. Beşiktaş da bunu başarıyor. Rakiplerinden erken bir şekilde koptu. Evet, bu da bence gurur verici bir şey. Tamam, çok heyecan açısından bir sıkıntı olmuş olabilir ama herkes takımının bu şekilde şampiyon olmasını da ister diye düşünüyorum ben. Bilemedim şimdi. Sizin kaygınızı anlayamadım şu an. Yok, kaygımdan değil hani. Şey yok, heyecan yok şu anda, sanki şampiyon olmuşuz böyle rahat rahat gidiyormuşuz gibi. Her sene böyle olmuyordu, sonuna kadar heyecan yaşanıyordu, hani kutlama da ona göre heyecanlı oluyordu. Peki, teşekkür ederiz, çok sağ olun. Rica ederim, iyi yayınlar. Evet, artık programın sonuna geldik değerli Radyo Spor dinleyenleri. Bizden sonra hat-trick var. Selçuk da katılacak galiba değil mi hat-trick'e? Selçuk Aytekin, Mert Elan ve Ali Erim. Bir buçuk Mert yokmuş. Ali Erim ve Selçuk Aytekin 1,5 saat boyunca yine beraber gündemi değerlendirecekler. Muhtemelen de basketbolda konuşacaklar. Bizi dinlediğiniz için, Radyo Spor'u takip ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Akşam 8.30-10.30 arası yine Bahsev Gireriz programında karşınızda olacağım. Yarın 12.30-1.30 yine bu saatte sizlerle beraber olacağız. Gündemi konuşacağız. Bu hatırlatmaları yaparak ben müsaade istiyorum efendim. Görüşmek üzere. We'll be right back.
Eyüp Yıldız'la Spor Forum sona erdi. Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.